Cumartesi günü 7 Ekim'den bu yana tabii Orta Doğu coğrafyası ciddi bir sıcak gündem yaşıyor. Çatışmaların yaşadığı, insanların öldüğü bir ortam oluştu şu anda. Çok hızlı ve ani bir gelişmeler yaşandı. Ama tabii şunu da ifade etmemiz lazım. Orta Doğu sadece bu 3-4 gün içerisinde mi veya cumartesiden bu yana mı bu sıcak gelişmeleri yaşıyor? Tamam, zaman zaman tansiyon artıyor, düşüyor ama şu bir gerçek ki İsrail kurulduğundan bu yana Orta Doğu'da kan ve gözyaşı asla bitmemiştir. Bunu en başta ifade edelim. Ve zaten bugün yaşananlar niye oluyor derseniz, elbette ki siz bunun en temeline İsrail'in kurulduğundan bu yana, hatta kurulmadan önce burada yapmış olduğu işgal politikaları, yayılmacı politikalar, burada yapmış olduğu katliamlar ve hatta Birleşmiş Milletler de biliyorsunuz İsrail'in yayılmacı politikalarını kanun dışı olduğunu, yasa dışı olduğunu ifade ediyor. Ve burada yapılan katliamların, insan kıyımlarının, masum sivil katliamların da insanlık suçu olduğunu Birleşmiş Milletler de kabul ediyor. Bunu defalarca birçok raporunda da zaten açıkladılar. Dolayısıyla bugün yaşanan hadiseleri geçmişten bağımsız olarak değerlendirmek mümkün değil. Bunun bir neticesi olarak görmek lazım. Yani İsrail'in yapmış olduğu taşkınlıklar, işgaller, yayılmacı politikalar aslında bugünkü sorunları da doğuran ana sebepler. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi tabii ne oldu? 7 Ekim itibariyle Hamas'ın askeri kanadı ne yaptı? 5000 roketle beraber İsrail'e saldırı gerçekleştirdi. Ardından da Gazze şeridine yakın olan bir takım kontrol noktalarında, bir takım yerleşim birimlerinde önce ele geçirdi ama daha sonra İsrail tekrar buraları geri aldı. Ve Türkiye'nin gündemine de bu hadiseler bomba gibi düştü. Hatta Hamas'ın bir takım İsrail komutanlarını, özellikle Gazze şeridi komutanı gibi önemli isimleri de esir aldığı ifade ediliyor. Bir takım tabii siviller hayatını kaybetti. Ve neticede böyle bir eylem, böyle bir operasyon gerçekleşmiş oldu. Tabii İsrail kanadından yapılan açıklamalara baktığımızda, yani bu böyle bir şey ani bir şey olduğunu, böyle bir şey beklemediklerini, sürpriz olduğu şeklinde açıklamalar var. Yani yapılan açıklamalar bu çerçevede ifade ediliyor. Ama bakıyoruz ki mesela İsrail ordu sözcüsü Doron Spielman'ın bir açıklaması vardı. Diyor ki bu İsrail'in 11 Eylül'üdür gibi bir açıklama yaptı. Şimdi ardından ne oldu? İsrail bir anda onlarca savaş uçağıyla beraber Gazze'nin yerleşim birimlerini vurmaya başladı ve hatta yine İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre 1000 ton gibi düşünebiliyor musunuz? Acayip bir rakam. 1000 tondan fazla patlayıcının Gazze'ye atıldığını ifade etti. Ve bunun neticesinde de bakıyorsunuz en son rakam tabii 500'e yakın bir rakamdı. 500 kişinin öldüğü, 2700 kişinin yaralandığı bir ortam oluştu. Ama bu 500 kişinin içerisinde 100'ü aşkın çocuk var, 60'ı aşkın da kadın var. Yani İsrail'in Hamas'a operasyon adı altında, yapılan eyleme cevap adı altında Filistinli sivillere saldırdığını, Filistinli çocuklara, kadınlara saldırdığını ve öldürdüğünü görüyoruz. Böyle bir hadise var. En başta Faruk Bey şunu ifade etmek istiyorum. Yani altını çizerek ifade etmek istiyorum. Her kim yaparsa yapsın, her ne gerekçeyle yaparsa yapsın, sivillere yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bakın bu çok önemli. İşte biz İsrail'in eylemine karşı biz yaptık. Eğer sivilleri hedef alıyorsanız bu doğru bir adım değildir. Artı İsrail zaten yıllardır 1948'den bu yana sivilleri hedef alıyor. Kol kırıyor, bacak kırıyor, insan öldürüyor. Hatta kendi şehirlerinde bir Filistinli eylemci bir eyleme kalkıştığında da biliyorsunuz son zamanlarda gerçek mermilerle müdahale etme yetkisini güvenlik güçlerine verdi. Mescid-i Aksa baskınları zaten son birkaç yıldır gündemde ve artı on binlerce, yüz binlerce Filistinli hayatını kaybetti, sivil hayatını kaybetti. İsrail zaten bu vahşeti, bu katliamı zaten ortaya koyuyordu. Hatta biliyorsunuz İsrail'in ortaya koyduğu bu eylemleri, bu sivillere yönelik, Filistinlere yönelik saldırılarını ne olarak ifade ediyorlar? Devlet terörü olarak ifade ediyorlar. Yani bir devlet ama
katliam yaptığı için bu terör bir devlet terörü haline dönüşmüş durumda. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. 1948'deki haritaya bakın. Ne var orada? Filistin coğrafyasına tutunmuş, adeta bir kene gibi tutunmuş bir İsrail. 2023 haritasına bakıyorsunuz. Filistinlilerin yaşam alanı olmayan bir Filistin coğrafyası. Yani Filistin'in artık esamesinin okunmadığı bir coğrafya. Zaten bu İsrail'in işgalini, İsrail'in yayılmacı politikalarını zaten net olarak göstermiyor mu? Bugün Gazze'de 2.2 milyon insan yaşıyor. Peki Filistin coğrafyası dışında kaç tane göçmen var, sığınmacı var? 20 milyonun üzerinde. Yani artık Filistinliler dışarıda yaşıyor. Bu coğrafyadan sürülmüşler ya da katledilmişler, öldürülmüşler. İşte bu zaten İsrail'in insanlık suçu işlediğini zaten en büyük ispatlarından bir tanesi. Şimdi bu noktada bakın gelişmeleri değerlendirirken tabii çok başı, sonu, ortası, hedefi bütün bunlarla beraber değerlendirmek lazım. 1948 yılında İsrail kurulduğu zaman kuruluş töreninde ilk başbakan David Ben-Gurion, biliyorsunuz havaalanının ismi de David Ben-Gurion'dur. İlk başbakandır o. David Ben-Gurion bir konuşma yapıyor. Bir açılış konuşması yapıyor. Tören konuşması yapıyor. Ve orada şunu söylüyor. Şu anda bize bahşedilen diyor sınırlar, Birleşmiş Milletler'in, İngilizlerin bize bahşettiği sınırlar. Ama Tanrı'nın bize vaat ettiği toprak da Nil'den Fırat'a kadardır diyor. Yani diyor ki, bakın Nil'den Fırat'a kadarın içinde Gazze var mı? Filistin coğrafyası var mı? Var. Kudüs var mı? Var. Suriye var mı? Var. Mısır var mı? Var. Suriye, Lübnan, Ürdün, İran'ın bölümü, Türkiye'nin güneydoğusu ve hatta Karadeniz kısmı. Karadeniz'e kadar olan bölge. Yani baktığın zaman yani olay sadece Filistin coğrafyası değil İsrail için hedefte olan. Daha kuruluş günü hedefini ilan ediyor. Ben bu coğrafyayı hedefliyorum diyor. Zaten bugün Orhan Bey'in atmış olduğu bir haber vardı. Belki değinecek onu ama Netanyahu Orta Doğu'da yeni bir dizayn yapılıyor diyor değil mi? Yeni değişimler olacak. Yani Orta Doğu değişecek diyor. Adam yani olan hadise ne? Hamas saldırmış cevap verecek. Adam Orta Doğu değişecek diyor. Diyor ki Gazze'yi boşaltın. Bakın ilk yaptığı açıklama buydu. Gazze'yi boşaltın diyor Netanyahu. Artı bugün biliyorsunuz bir şey var. İsrail ordusunun sözcüsü Avichai Adrea sosyal medyasından bir paylaşım yaptı bugün. Dedi ki Gazze şeridinin güneyindeki 3 beldeyi terk edin diyor. Terk edin. Şimdi kara harekatına başlayacaklar büyük ihtimal. Tanklarını, obüslerini, bilmem nelerini yerleştirdiler. Yüz binlerce askeri tekrar göreve çağırdılar. Yani yedekte olanları çağırdılar. Yani şu anda bir kara harekatına hazırlanıyorlar. Yani burada görünen şey şu. Bu adamlar şu anda gözünü Gazze'ye dikmişler. Zaten bahane arıyorlardı. Gerekçe arıyorlardı. Bu gerekçeyi de şu an buldular. Şu anda tabiri caizse Gazze'yi kendilerine alan açmaya çalışıyorlar. Niye Gazze? Çünkü Gazze'de zaten arzı mevcut toprakları içerisinde ve bir de enerji açısından önemi var. En güçlü, en büyük doğal gaz kaynakları da Gazze bölgesinde. Bir de olayın ekonomik şeyi boyutu da var yani. Şimdi bu noktada bakın birçok açıklamalar yapıldı, birçok şeyler söylendi ama Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş'ın bir paylaşımı oldu bugün, sosyal medya paylaşımı. Aslında olayı özetliyor. Yani burada yaşanan bütün tabloyu yani tarihten günümüze yaşananları, amacının ne olduğu ve güncel gelişmeleri çok güzel özetleyen bir paylaşım oldu. Ben izleyicilerimizin mutlaka zaten Sayın Baş'ın paylaşımlarını takip etmelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok önemli. Eski yeni paylaşımlar çok çok önemli. Bakın Sayın Baş bu konuda ne diyor? Son gelişmeler ve olayın süreciyle alakalı. Belli ki diyor bütün Orta Doğu'nun, İran'ın, Rusya'nın hatta Türkiye'mizin içinde bulunduğu yeni bir dizayn süreci başlatıldı. Yani aslında düğmeye basıldı ama bu düğme sadece Gazze değil. Yani şu anda Orta Doğu'nun, İran'ın, Rusya'nın, Türkiye'nin bir dizaynı söz konusu şu anda. Bu çok önemli. Ve bunu da ifade ediyor adamlar zaten. Orta Doğu'nu dizayn edeceğiz. Yeni bir Orta Doğu'ya hazırlanın şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Şimdi Türkiye'de bir mesaj gönderiyor. Biz Türkiye'de bazı kişiler işte savaşalım, edelim, yapalım bilmem ne. Ya düne kadar sen Filistin davasına ne yaptın ki? Deniz gezmiş kadar faydan oldu mu senin Filistin davasına? Ne yaptın sen? Sadece telin ettin. Sadece
efendim mitiklerle bilmem nelerle Filistin davasını kendi siyasetine malzeme yaptın. Başka ne yaptın? Değil mi? Bugüne kadar hep bunu gördük biz Türkiye'de. Maalesef dini siyasetlerini alet eden siyasilerimize hep bunu gördük. Bakın Sayın Bağımsız Türkiye Partisi'leri bu konuda da ifade kullanıyor. Vakit savaş tamtamları çalma vakti değil, hakkın ve hukukun ortaya konup başta ülkemizi ve tüm insanlığı emniyet altında tutma zamanıdır. Yani bu noktada kökten bir çözüm gerekiyor. Ve bu da efendim hak hukuk içerisinde haklı davanı haksız hale getirmeden en güzel şekilde bunu, bu mücadeleyi yapman gerekiyor. Ve tüm insanlığı emniyet altında tutma, ülkemizi emniyet altında tutma mücadelesini ortaya koyman lazım. Sen şu anda atıyorum, atmıyoruz. Yabancılar toprak satışının önünü açtın, yıllardır bunu yapıyorsun. Evet. Tamam da şu anda Filistin meselesinin bu noktaya gelmesinin, Filistin'in meselesi sorun haline dönüşmesinin sebebi Filistinlerin en başta toprak satmasıdır zaten. Sen ne yapıyorsun şu anda? Aynı şeyi yapıyorsun. Senin geleceğin süreç de o noktaya doğru geliyor. Sayın Baş şunu ifade ediyor, Bağımsız Türkiye Partileri. Bu bağlamda İsrail'in 10 yıllardır süren, 1948'den bu yana süren işgal ve baskı tutumunun karşısında olduğumuzu tekrar belirtiyor ve İslam dünyası için kutsal kabul edilen Kudüs merkezli bir Filistin devleti talebini başından beri desteklediğimizi tekrar beyan ediyoruz. Ya zaten Türkiye olarak da bu duruşu ortaya koymamız gerekiyor. Bugün efendim Prof. Dr. Haydar Baş Bey ne diyordu? Mescid-i Aksa İslam aleminin başkenti olmalıdır. Bunun da yapılması lazım ve Kudüs merkezli bir Filistin devletinin kurulmasını İslam dünyası temin etmesi lazım. Bunu da destekliyoruz diyor ve işgal politikalarını İsrail diyor. Ne yapıyoruz? Karşılığında olduğumuzu belirtiyoruz. Son şey önemli, o yüzden ifade ediyorum. Bütün bunların yanında diyor Sayın Baş, güncel gelişmelerin ve savaş ortamının Müslümanlara değil, İsrail'in politikalarına hizmet ettiğini de altını çiziyoruz. Şimdi ne oldu? Şimdi doğru bir saldırı oldu, bir şeyler oldu. Hamas bir şeyler yaptı burada, bir saldırı yaptı. İsrail'i şaşırttı. Ama sonuç? Sonuç şu anda Gazze'nin belki Filistin'in elinden çıkmasına sebep olacak. Yani olaylar sonuçlarıyla ölçülür. Evet. Bu çok çok önemli. Olaylar sonuçlarıyla ölçülür. Sen eğer İsrail'i gerçekten, hani İsrail işgal ettiği toprakları geri alabilecek bir taarruz başlattıysan, bu sonuca ulaşması lazım. Ama şu an ne oldu? Çekildin. Evet. Şimdi toplar Gazze'ye döndü. Ve Filistinli siviller şu an katlediliyor.